Gelemedim bir türlü. Ne oldu, kızına kıyamadı, ana kız vakit geçirir mi dedi Murat. Keşke. Teyze, bir şey oldu. Yani daha doğrusu bir durum var. Ne durumu? Hamile misin yoksa? Ben değil. Dilek diye bir kadın. Murat'ın kaldığı otelde çalışıyor. Murat'tan hamile. Yoksa seni bırakıp o kadını ev mi açtı? Ay hayır teyze ya. Murat'ın bu bebekten haberi yok. Murat'tan saklıyor. Doğurunca babalık davası açacakmış. E sen nereden öğrendin peki? Ebru diye bir kız anlattı. Dilek'in iş arkadaşıymış. E ne malum doğru söylediği? Belki kandırıyor seni Ebru. Dilek denilen gittiği doktoru söyledi bana. Git araştır bulursun dedi. Allah Allah. Peki sana niye anlattı bunu? Dileği kıskanıyor çünkü. O servete kolayca konmasını istemiyor. He mantıklı. Al çocuğu kucağına, yap bir DNA testi. Hop mirası ortaksın. Tabii kim olsa sinir olur. Çıldıracağım ya çıldıracağım çıldıracağım. Bir de bu Dilek çıktı başımıza ya. Ne yapacağız teyze ne yapacağız? Dur kızım önce bir emin olalım dur. Merhaba. Merhaba. Ya çok affedersiniz ama biz sizinle daha önce tanışmış olabilir miyiz? Yani sanmıyorum. Sizi çıkartamadım. Sevhanız çok tanıdık geldi de. Acıbadem'de mi oturuyorsunuz? Yok, Küçükyalı'da oturuyorum. Siz birine benzettiniz herhalde. Herhalde. Bebek mi geliyor hayırlısıyla? Evet. Ay. Ay ne mutlu size. Sağlıklı saatle doğsun inşallah. Sağ olun. Siz? Bize ne olur bu yaşta. Menopoz mu? Aşk olsun. O kadar yaşlı mı görünüyorum? Ay yok. Hayır. Onu... Şaka şaka. Tabii menopoz çağına geldik ama ben başka bir rahatsızlığım vardı. Onun için kontrole geldim. İlk bebek mi sizin? Evet, ilk. Ay ne mutlu. Eşiniz çok sevinmiştir herhalde. Ona söylemedim. Haberi yok henüz. Ha siz ondan yalnız geldiniz. Benim damadım da ilk torunum da her muayeneye giderdi. İkinci de hiç. Sizin kesinleşti mi hamileliğiniz yoksa henüz şüphe mi? Ay, yok kesin. Kontrole geldim ben. Eşinize sürpriz yapacaksınız o zaman. Yani. Yapın yapın tabii ya. Tadını çıkarın. İlk çocuk da sevinçten ne yapacaklarını şaşırırlar. Dilek Hanım buyurun. İyi günler size. İyi günler. Teyze. Benim. Doğru muymuş? Kadın hamile mi? Dur kızım bir nefes alayım önce ya. Ya söylesene ya. Konuşabildin mi kadınla? Doğru. Kadın hamile. Murat'tan mı peki? Vallahi tanımadığım kadına Murat'tan mı hamilesiniz diye soramadım tabii ama... yalnız gelmiş muayeneye. Daha bebeğin babasının haberi yok dedi. Yani gizli kapaklı bir şey olmasa niye saklasın? Belki başka bir sevgilisi vardır. Yeşim, Murat'tan olduğunu kabullenmiyorsan bu çocuğun boşu boşuna beni bu kadının peşinde uğraştırma kızım yani. Of, Murat'tan diyorsun yani. Yani kesin emin olamayız ama %90 ondan. Zaten 3 çocuğu vardı. Şimdi bu doğarsa 4 çocuğu olacak. Öykü'nün payı gitgide küçülüyor. Az çok Öykü payını alabilsin ona dua etsen şükret. Niye alamayacakmış? Ya Murat kadına aşıksa? Güzideden boşanır boşanmaz kadına nikah basarsa? Saçmalama teyze ya.
Kızım her şey mümkün. Her şeyi düşünmek lazım. Kadın arkadan Murat'ı işler. Bir güzel bütün paranı benim çocuğumun üstüne yap der. E en küçük de kıymetli oluyor. Murat da gaza gelir. Öykü'nün pabucu atıldı mı sana dama? Sen de el elde baş başta kalırsın. Ne diyorsun yani, ne yapayım? Yani ne yapacağın ortada. Benim artık bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum yani. Yeşim Hanım? Ya? Yeşim Hanım. Baştan çıkardığın adamın karısıyım. Ne diyorsunuz siz? Sen benim ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Murat'la ne haltlar karıştırdın biliyorum Dilek. Ben kimseyle hiçbir şey... Kes. Kes. Aptal yok senin karşında. Kocamı kandırarak hamile kaldığını öğrenmeyeceğini mi düşünüyorsun? Delirmişsin sen. Sen gerçekten delirmişsin. Evet. Delirdim. Çok sağlam delirdim. Şimdi beni iyi dinle. Yarın doktora gidiyorsun. O çocuğu aldırıyorsun. Anladın mı? Emredersin. Tabii ki emredersin. Ama aldırmasam ne olur acaba? Öldürürüm seni. Gözümü bile kırpmadan öldürürüm. Kolay mı lan öyle adamı öldürmek? Çekil şuradan be. Kolay mı, zor mu? Ben şimdi sana Şimdi beni iyi dinle. Eğer o çocuğu aldırmazsan ben beterini yaparım. Bırak! Yeşim. Hı? Kadın ölmüş müdür? Kim? O kadın. Dilek. Ay yok artık teyze ya. Silahla vurmadım herhalde kadını. Ama çok tekme attım dedin. Karnına, kafasına, her yerine. O kadar vurmayla kimse ölmez teyze. Merak etme. Seni bir gören olmuş mudur? Olmadı teyze, olmadı. Olmadı. Kim ki bu ya? Yurdum patladı. Bana bak, polis olmasın. Kim o? Polis, açın kapıyı. Yeşim Deniz Hanım. Benim, buyurun. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Karakola mı? Niye? Dilek Turmancı'yı darp etmekle suçlanıyorsunuz. Hakkınızda şikayet var. Bir dakika. Ne yapmışım? Dilek Turmancı'yı darp etmişsiniz. Dilek Turmancı kim? Karakolda öğrenirsiniz. Buyurun gidelim. Oturun Dilek Hanım. Ne? Kimsiniz siz hanımefendi? Ya seni öldüreceğim dedi, beni öldürmeye kalktı ya. Aa. Bir dakika sakin olun lütfen. Yeşim Hanım, bu hanımı tanıyor musunuz? Yani bilmiyorum, gördüm galiba. Bir yerden tanıdık geliyor ama hatırlayamadım. Hatırlayamadın mı? Ya yalan söylüyor, bir saat önce darp etti beni. Ben mi? Ne oluyor komiserim? Dilek Hanım kendisini darp ettiğinizi söylüyor. Ben bu kadını tanımam etmem. Niye darp edeyim? Seni öldüreceğim dedin, sokakta beni tekmelemedin mi? Ne sokağı ya? Ben bu akşam dışarı bile çıkmadım. Ya yalancıya bak komiserim ya. Ya yeter hanımefendi, lütfen. Oturun. Müsaade edin de biz de işimizi yapalım değil mi? Hiç mi çıkmadınız evden?
Yok komiserim, hiç çıkmadım. Ha, bir kere markete gidip geldim, o kadar. Şahidiniz var mı? Var tabii. Teyzemle birlikteydik. Hatta o da dışarıda bekliyor. Çağırın. Buyurun komiser bey. Ben bunu da tanıyorum. Bu ikisi plan yapmış. Çete bunlar ya. Ne çetesi? Yeşim, ne diyor bu hanımefendi? Vallahi teyze, ben hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Bakın komiserim, bugün kliniğe gittim. Bu kadın benimle sohbet etti, ağzımdan laf aldı. Ne kliniği? Doğum kliniğinde. Geldi benimle sohbet etti. Muhabbet ettik. Komiser bey, ben bu hanımı ilk kez görüyorum. Ya yalancıya bak ya. Ya sen kocan nerede? İlk çocuğuna mı hamilesin demedin mi sen bana? Yani hanımefendi saçmalıyor. Ben doğum doktoruna gidecek yaşta mıyım Allah aşkına? Komiser bey, ben niye gideyim doğum doktoruna? Ya bana hastayım dedi komiserim. Ay Allah korusun, maşallah turp gibiyim. Hiçbir rahatsızlığım yok, gayet sağlıklıyım. Sen bana torunlarından, damadından bahsetmedin mi? Benim damadım yok ki. Benim kızım daha evlenmedi komiser bey. Ha, gerçekten hanımefendi ne demeye çalışıyor ben anlamadım. Ya hanımefendinin galiba psikolojisi bozuk teyze. Galiba. Yani komiserim, bu normal değil. Yazık. Komiserim, klinikte beni takip ettiler, sokakta da dövdü. İkisinden de şikayetçiyim. Hanımefendi, sizi tanımam, etmem. Niye size saldırayım? Sizden ne istiyor olabilirim ki? Evet Dilek Hanım, bir sebebi olması lazım, öyle değil mi? Şimdi söyleyin, bu hanımefendi size neden saldırdı? Ayrı, delisi ayrı. Allah sabırlar versin. Kusura bakmayın, sizi de bu saatte buraya kadar yorduk ama ihbar olunca mecbur ilgilenmek zorundayız. Estağfurullah. Hayırlı nöbetler. Sağ ol. Kolay gelsin komiserim. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kolay gelsin. Tabii sen sabır ver yarabbim.